Bismillahirrahmanirrahim. Namazda raf'ul yedeyn qilishlik haqida savol bo'pti. Raf'ul yedeyn degani namozda ikki qo'lni ko'tarishlik degani. Bu masala Hanafilar mazhabidan boshqa hamma olimlarda, hamma mazhablarda ittifoq qilingan. Namozda 4 o'rinda qo'lni ko'tariladi. Birinchisi takbiratul ihromda. Buni Hanafilar ham muvofiq. Takbiratul ihram inson birinchi namozga kiradigan vaqtida ikki qo'lini ko'tarib tushiradi. Mana birinchi o'rin. Bunda hamma ittifoq. Ikkinchi o'rin rukuga ketishlikda. Uchinchisi rukudan turganlikda. To'rtinchisi 3 rakat yoki 4 rakatlik namozlarda 3-chi rakatga tashahhuddan keyin turganda. Mana bu qolgan 3 o'rinda jumhur ulamolar Hanafilardan boshqa hamma ulamolar bu raf'ul yadayni sunnat degan. Hanafilargina buni sunnat emas degan. Dalillarga qarasak, Imom Buxoriy sahihlarida rivoyat qilganlar Abdulloh Umar radhiyallohu anhumadan Abdulloh Umar aytadilarki, "Kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idza dakhala fi ssalati kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami'a Allahu liman hamida" rafa'a yaday va idza qoma min ar-raka'atayn rafa'a yaday. Ibn Umar radhiyallohu anhu aytadilar, Sahih Buxoridagi hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozga kirganda qo'llarini bir ko'tarardilar. Keyin rukuda yana bir ko'tarardilar. Keyin sami'allohu liman hamida deganda yana bir ko'tarardilar. Keyin 2 rakatdan turganda ikki qo'llarini yana bir ko'tarardilar. Mana bu 4 ta o'rin bo'ldi. Mana Imom Buxoriyda kelgan hadis, sahih hadis. Hech qanday bu hadisga ya'ni zaif deb inkor qilishga o'rin yo'q bo'lgan hadis. Kimdir endi buni mansux deb da'vo qilishi mumkin. Hanafiy mazhabida bu hadislarga shunaqa deyishadi. Bu hadislar mansux, ya'ni amaldan qolgan deyishadi. Lekin bu gap bekor. Chunki Imom Buxoriy yuqoridagi hadislar rivoyat qilgandan keyin aytadilarki, qala Ali ibn al-Madini va kana a'lam ahli zamani haqqun alal muslimina an yarfa'u aydiyahum li hadha al-hadis intaha. Imom Buxoriy aytadilarki, Ali ibn al-Madini aytgan. Ali ibn al-Madini bu kishi Imom Buxoriyni shayxi hisoblanadi. Imom Buxoriyni shayxi. Bu kishini tanimagan inson hadisda ilmi yo'q inson. Ali ibn al-Madini bu kishi ya'ni hadis ilmida eng buyuk imomlardan. Hattoki Imom Buxoriy aytganlarki, "Mastasghartu nafsi an ahadin, mastasghartuha amama Ali ibn al-Madini." Imom Buxoriy aytganlar, "Men o'zimni biror kishi oldida kam sanamaganman." Faqat Ali ibn al-Madinining oldida o'zimni kam sanardim degan. Ya'ni shu darajada buyuk olim bo'lgan. Ana shu kishi aytadilarki, o'z zamonining eng olimi edi bu kishi. Har bir musulmon ustida haqqi mana shu hadisda kelgan o'rinlarda qo'llarini ko'tarishligi degan. Agar bu ish mansub bo'lganda, mana bu olim bu gapni gapirmagan bo'lardi. Agar bu hadis zaif bo'lganda, mana bu olim bu gapni gapirmagan bo'lardi. Har bir musulmon ustidagi haqqi deyapti. Ikki qo'lini ko'tarishligi kerak. Ana shu hadisda kelgan o'rinlarda. Bu raf'ul yadayn hadisini 30 ta sahobiy rivoyat qilgan. Qanday bo'ladi? Ya'ni mansux bo'ladi. Sahobalar mansux narsani shuncha 30 ta narsani rivoyat qilib, 30 ta sahobiy. Mansux rivoyat qilib yuram. Yoki Rasululloh qilmagan ishni rivoyat qilib yuram. 30 ta sahobadan Imom Buxoriy naql qilgan. Bu 30 ta sahoba degani hadis mutawatir degani. Bu sahobani ichiga hattoki Abu Bakr, Umar, Ali ibn Abi Toliblar, Abdulloh ibn Umar, Vayl ibn Hujr, Malik ibn al-Huwayris, Anas, Abu Hurayra, Sahl ibn Sa'd, Muhammad ibn Maslama va boshqa bir qancha buyuk sahobalar kirib ketadi. Sahobalar degani olimlar. Go'yoki buni ijmo desak ham bo'ladi. 30 ta sahobani olimi bu narsani rivoyat qilib mansux demagandan keyin go'yoki bu ijmo bo'ladi. Hadis mutawatir raf'ul yadayn qilishlik sunnatligiga. Shuning uchun ham Abdulloh Umar radhiyallohu an agar bir odam namoz o'qiganda ikki qo'lini mana bu o'rinlarda ko'tarmaganligini ko'rsa, haligiga qaratib toshni olib otar ekan. Qo'lingni ko'tar namoz o'qiganingda deb. Agar bu mansux ish bo'lganda sahobiy birovni naql qilib tosh bo'ron qilmasdi. Mansux ish qilmaganligi uchun. Mana bu sunnat. Yana Hanafilar mansux degan. Nimaga mansux deydi? Chunki ikkita hadis kelgan deyishgan.
Bu Bara ibn Azib'in hadisini kiltirişadı. İkincisi Abdullah Mesud radıyallahu anhuma'dan hadis kiltirişadı. Bu hadislerde kigen ki peygamberimiz raful yedeyni umurlarının avvalda kigen demişler, kiinçelik ise terk kigen demişler. Bu iki hadislikin ikilesi hem zayıf. Abdullah Mesud'dan kiltirişken bu gepleri hem ve Bara ibn Azib'den kiltirişken bu gepleri hem zayıf. Bunu ben etkenim yok. Bu yukarıdaki birinci hadisini Bara ibn Azib'den kiltirişken hadislerini Süfyan ibn Uyeyne, İmam Şafii, İmam Ahmet, İmam Bukhari'ler zayıf diyen. Yani yine kim gerek? Ben şu alimler o hadisi zayıf duruyor. Yani İmam Bukhari, İmam Ahmet, İmam Şafii, Yahya ibn Ma'in, Süfyan ibn Uyeyne bunlar hadisteki bizge hadisi çıkıp verilen insanlar. Mecle zayıf diyen. İkinci hadis İbn-i Mesud'dan kiltirişken hadislerini hem Abdullah ibn Mübarek, İmam Ahmet, İmam Bukhari, İmam Darukutni, İmam Bayhaqi ve başkaları zayıf diyen. Bana bu iki hadis hem çünkü zayıf. Kim uzunca bunu sahih diyen bosa hem bitti sahabiden kiyen gepti de biz uttisi sahabiden kiyen gepti taşamayız. Tekrar etmem asıl hadisler zayıf ulardı hadisler. Lekin eğer sahih diyen takdir diyen bir sahabini, iki sahabini yapın edip, otuzda sahabini yapıp taşalım mıydı? Çünkü aksarda yapı da kuvvet buladı. Yani sahabeler bunun üstüge, ularda içi de, yukarıda etkendik, Hulefe-i Raşidinler var. Yani Bakır, Umar, Ali radıyallahu anhüler, şu üçte kıganiler var. Yani şimdi ularda yapını bulup taşalım mıydı? Sahabeler de içi de, bazı peygamberimizi, fiilleri, bazı sözlerini bilmeyi koyan sahabelerin buluşu mümkün mü? İnkar kılınmıydı? Eğer yani İbn-i Mesud'dan uşa rivayet sahih bugün takdir dahem, yani Bara ibn-i Azib'den kigen uşa rivayet sahih bugün takdir dahem, ular şunu bilmegen eken, ular şunu yazdığını kurtarıp koygen eken, degen gap bilen alınad. Eğer biz bir tane sahabenin gapını alıp, hakan sahabelerde gapını teşleştikimiz kere bugün de, onda mesela mutaagem ruhsat birisi. Çünkü bana Abdullah ibn-i Abbas'tan mutaage icazat birgenliği nakil kılıngen. Yani kere bu ise Abdullah ibn-i Umar'dan ayol kişinin arkasiga yaqinlik qilishga ijozat berilganligini naql qilingan. Yani agar ular u qaytgan deyishgan, nima bo'lganda ham demak, agar biz bir sahobiyni bir marta aytgan gapini olib hukm qilishimiz kerak bo'lsa, mana shunaqa gaplar chiqib ketadi. Biz ya'ni sahobalarda aksarini, sahobalarda ijmosini, sahobalarda ittifoqini olamiz. Mana Umar radhiyallohu anhu shunga ishora qilib qo'yganlar. Ubay ibn Ka'b haqida aytadi. Umar radhiyallohu anhu: "Aqra'una Ubay." Bizni eng qorimiz Ubay dedi. Yani Ubay'daki karımız yok dedi. Ve inna lana da'u min kavli Ubay. Lekin şunu bu saham biz Ubay'ın bazı gaplarını gahata teşliğimiz dedi. Yani o şu Kur'an'ı Ubay'ın yaşı okuçu bu saham. Lekin barbar bazı uğurlarda onu gapını teşliğimiz. Yani başka sahabalarda gapaki tizkarı bu geldiği için. Eğer yukarıdaki Abdullah Mesud'dan, Bara ibn Azib'dan ki yani rivayetler sahih deyken de hem şuna cevap verirler. Lekin asıl olan hem zayıf. Yukarıda ettik İmam Buhari, İmam Şafii, İmam Ahmetler. Oradan kiygen bu rivayetlerde zayıf degen. Şunun için bu sahabelerden bu narsalar meşhur. Bunge amel kılnadı. Raf'ul yedeyn sünnet. Allah'a alem. Sofa nabqa huna kay yazul el alam sofa nahya huna sofa yahlu nagam.